Merhaba arkadaşlar, doğadayız ve yine şifalı bitkileri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü bitkimiz acı kavun dediğimiz Ebu Cehil kavunu, eşek hıyarı veya cırt atan isimleriyle de anılan bir bitki. Burada oldukça fazla miktarda var gördüğünüz gibi. Bu değerli arkadaşlar ilkbaharın sonunda çiçekler açıyor işte. Ve bu çiçeklerden sonra da asıl bizim kullanacağımız şifalı özelliği olan meyveler oluşmaya başlıyor. Bu meyveler biraz daha olgunlaşınca dokunduğumuz anda içindeki çekirdeği fırlatan bir yapıda. Şu anda bu meyvelerden birkaç tane tam olgunlaşmamış olanı toplayacağız ve sinüzit tedavisi için kullanılıyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Sıvısı oldukça zehirli. Ancak az sonra anlatacağımız şekilde uygun dozda kullanıldığında şifa sağladığı biliniyor. Sinüzit tedavisinde kullanıldığı halk arasında çok yaygın. Arkadaşlar acı kavun bitkisi hemen şurada da bir tane var, alalım. Acı kavun bitkisi doğada yabani olarak yetişiyor. İlkbahardan itibaren çiçeklendikten sonra yazın ortasında küçük, üzeri pütürlü işte gördüğünüz şekilde meyveler oluşturuyor. Bu meyvelerden biz birkaç tane topladık ve bunu şimdi tedavi amaçlı kullanacağız. Nasıl kullanıldığını da sizlere anlatacağız. Evet arkadaşlar, doğadan topladığımız acı kavun meyveleri. Bu meyveler dediğimiz gibi arkadaşlar sinüzit tedavisinde kullanılır. Zehirli, çok zehirli. Bunun sıvısını elle veya özellikle de gözle temasını mutlaka engellememiz lazım. Bunun haricinde şimdi tarif edeceğimiz şekliyle değerli arkadaşlar sinüzit tedavisi için kullanabilirsiniz. Meyveler bu şekilde olgunlaşmadan toplamamız lazım. Çünkü olgunlaştığında buna dokunduğumuzda patlama şeklinde bir hareketle bu içerisindeki çekirdeklerini fırlatıyor. Ama olgunlaşmamış bu haldeki meyveyi aldıktan sonra bir bıçak yardımıyla yine dikkatlice hafifçe çiziyoruz ve bak şimdi göreceksiniz arkadaşlar damlalar şeklinde 1 2 3 damla damlatıyoruz ve bunu karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı suyun içerisine 3 damla arkadaşlar bu acı kavun meyvesinin suyunu damlatıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi buraya da damlatacağız. Göreceksiniz bu öz suyu. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar işte bu su sinüzit tedavisinde kullanılıyor. Evet arkadaşlar, acı kavun meyvesinin kullanımla ilgili bilgiler verdik. Burada önemli olan dediğimiz şekilde arkadaşlar meyveyi çizdikten sonra damlalar şeklinde hemen bir daha gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi çekirdekleri de çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar bu çekirdekleri de zehirli kullanmıyoruz. Ve şurada yeşil renkli öz suyu var. İşte bu yarım çay bardağı suyun içerisine koyuyoruz. 3 damla damlatıp iyice karıştırdıktan sonra bunu burnumuza çekiyoruz. Ve bu şekilde yoğun bir iltihap akışı meydana gelecek. Ve bir süre sonra da sinüslerimiz değerli arkadaşlar rahatlayacak, içerisi boşalacak ve bu dertten kurtulacağız denenmiştir. Kesinlikle arkadaşlar çok yoğun kullanmamak lazım. Hele hele öz suyunu saf olarak kesinlikle kullanmayacağımız gibi cildimize de temas ettirmiyoruz. Özellikle gözümüzü çok koruyoruz. Değdiği anda çok zararlı olabilir. Suyla seyrelterek 3 damlasını yarım çay bardağı suyun içerisine koyup bu şekilde bu tedavimizi uyguluyoruz.